Değerli dostlar, değerli dinleyiciler, Millet Gazetemizin kıymetli takipçileri ve aynı zamanda da Çınar FM'in kıymetli dinleyicileri, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Biliyorsunuz gündelik hayatı konuşuyoruz. Zaman zaman sektörün içerisinde, farklı sektörlerde halkımıza, toplumumuza hizmet veren esnafımızla, vatandaşlarımızla, siyasetçilerimizle, sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerle, yöneticilerle gündelik hayatı konuşmaya çalışıyoruz. Gündelik hayatın içerisinde yaşanan sıkıntıları, sorunları öğrenmeye çalışıyoruz ve kıymetli halkımıza da bunları bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bugün de çok değerli bir konuğumuzu sizinle birlikte ağırlayacağız. Gümrücünemizde hizmet veren genç ve başarılı makine mühendislerinden biridir kendisi. Kimden bahsediyoruz? Sevgili Ömer Hacı Ali kardeşimizden bahsediyoruz. Ömer, öncelikle teşekkür ediyorum. İsteğimi kırmadın ve Millet Gazetesi'nde yayınlamış olduğumuz bu video bölümünde de konuk oldun. Öncelikle bundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Nasılsın? Sağlık, sıhhat, keyifli yerinde. Öncelikle hoş geldin abi. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ne demek? Ben de geldiğin için teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi tabii dilersen sohbetimize başlarken bir yandan da kahvelerimizi de sağ olsun sevgili Ömer kardeşimiz, değerli dostlar, kahvemizi de ikram etti. Her zaman adettir, gelenektir. Kahvemiz önce gelir, ondan sonra da sohbete başlarız. Şimdi Ömer, dilersen sohbetimize önce bir seni tanıyarak başlayalım mı? Yani Ömer Hacı Ali kimdir? Nerede doğdu? Nerede eğitimini tamamladı? Ve ne zamandan beri mesleğini icra etmeye başladı Gümrücüne'de? 9 Ekim 1993 Gümrücüne'de doğdum. Hı hı. İlkokulu Gence Mahalle Park İlkokulu'nda okudum. Oradan sonra İmam Okulu, 2. İmam Okulu Ortaokulu bitirdikten sonra 3. lise, düz lise dediğimiz Yunan Lisesi'nde liseyi bitirdim. Lise bitirdikten sonra Halkiler Üniversitesi Makine Mühendisliği'ni kazandım. 4-5 yıl orada üniversite eğitimi aldıktan sonra Gümrücüne yeniden dönüş yaptık. 6 ay belediyede staj yaptım. Tekniki bilgisi verdiniz. Belediye Gümrücüne. Gümrücüne belediyesinde 6 ay stajım var. Bu mecburi miydi Ömer? Evet. Yani bu okulda, çünkü benim de öyle mesleğimdi. Ben gazetecilik mesleğini yapabilmem için eğitimle birlikte 3. senenin sonunda, yaz döneminde kıymetli dinleyiciler, bizim de bölümümüzün bir zorunlu stajı vardı. 3 evet. aylık bir dönemde bizimkisi, sizinki de 6 aylık bir süreçmiş. 6 aylık bir stajımız vardı. Onu bitirdikten sonra askerlik var biliyorsun abi. Vatani görevini de. Aynen. 9 ay askerliği de yaptıktan sonra bir ara 2-3 sene falan da başka mühendislerin yanında çalıştım. Tecrübe kazanmak adına. Ve bir yıldan beri de kendi ofisimi açtım, kendi çalışıyorum yani. Çok güzel, harika. Peki şimdi öğrencilik yeni, belki de senin mesleğini tercih eden, çünkü yeni yeni de biliyorsun sonuçlar da açıklanıyor. Türkiye'deki evet. üniversite sonuçları burada olsun vesaire. Makine mühendisliğini okumayı tercih eden genç kardeşlerimize, sen de bir genç abileri olarak neyi önerirsin, tavsiye edersin? Çünkü netice itibariyle bölüm kolay bir bölüm değil. Evet. Çok zor ve sayısal ağırlıklı bir bölüm olduğu için başarılı olabilmeleri için çok fazla zaman kaybı yaşamamaları noktasında nasıl bir öğrencilik hayatı yaşamaları gerekiyor? Ömer, senin şahsi fikrin, tecrübelerine dayanarak neler söyleyebilirsin? Okulda her olan, yani günlük olan bütün dersleri takip etmiyor diyebiliriz. Tabi biz de her zaman takip etmiyoruz, biz kendimize örnek verelim mesela. Eğer normal her gün sabit bir ders çalışıp ve dersleri takip edersen hiç sıkıntı yaşamazlar. Tabi o bölümü ne kadar istediğine de bağlı bu kişilerin. Hocalar anlatıp da derslerden kopmamış olurlar herhalde. Aynen. Bir de sonra bazen ne kadar da olsa bağlı, hiç insan kendisini veremiyor yani. İlla kopulan yerler oluyor mesela bazı derslerde. Onlar da sonra arkadan toparlarlar yani. Bunları söyleyebiliriz. Peki şimdi mesleğinle ilgili de biraz bilgi alalım. Şu anda ben mesleğinle ilgili mesela örneklerden bahsediyorum. Evlerin enerji kimlik belgeleri var. Bu alım satımdan
kiralama gerektiğinde evin falan ne durumda olduğunu gösteriyor. Ondan sonra C, elektrik projeleri var. B'yi dediğimiz o zaman oralarda isim değişikliği yaptıklarında o elektrik projeleri lazım oluyor. Ondan sonra inşaatlarda daha çok daha ağırlıklı mesela bizim çalıştığımız bölümde... Sıfır inşa, yeni yapıyoruz. Evet, mesela bir inşaat mühendisi, bir mimar, onlarla çalışıyoruz mesela. Daha çok İşbirliğimiz var zaten bağlantılı olarak. Orada yapıyoruz. Mesela bütün ısıtma sistemi, kliması olsun, yalıtım sistemi projelerini, ondan sonra su tesisatları, kalorifer sistemi, onlar hepsi yani mesela onların hesaplamalarını yapıyoruz. Sıfır olan bir binada. Ondan sonra başka yeni dükkan adaları, onlardan uğraşıyorum. Şey dahil olur mu sizin mesleğiniz? Bu o eski binaları yeniden onarım. Çünkü program da başladı. Tamam. O programda aslında biraz bilgi verebilirsin. Ondan tamam. İyi olur. Tamam. İzleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz de aynı o program. Katkon dediğimiz program. Şu anda çok iyi bir program mesela. Başladı mı? Başlasın mı? Şu anda yoksa bekliyoruz mu? 2021 devam ediyor. Daha 2022 için bir açıklama yapmadılar. Onun için beklemedeyiz yani. Daha yeni bir haber yok 2022 için. 2021 biraz daha bitmediği için kapatılmadıkları için o kapanıldı. Sonra 2022'nin başvuruları başlar diye tahmin ediyorum. Şimdi acel ben kayıt ne kadar süre bilmem. Bir ay sonra mı? İki ay sonra mı? Üç ay sonra mı? Masum kestiremeyiz devletin işi. Peki, evini yenilemek isteyen, eski eve sahip bir vatandaş evini yenilemek isteyip de bu programa başvurduğu zaman nelerden yararlanabilir? O evin içerisinde hemen neleri değiştirebilir? Ne tür yenilik yapabilir? Yapabildiği yenilikler yalıtım dışarıdan dediğimiz, horoz dediğimiz. O nem şey yapmasın diye duvar. Yalıtım, cam pencere, ısıtma sistemi, klima, güneş enerjisi, panel falan koydurabiliyoruz isterse. Bunların hepsini kapsıyor. Hepsini kapsıyor. Sonra. İlgi nasıl milletten? Var mı böyle? Var, yani, var. Çünkü ben gördüğüm kadarıyla birçok yerde kahvelerde de tabii sohbet ettiğimizden dolayı kıymetli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz orada da yeri geldiğinde işte gündeme geldiği zaman bu tür konular hemen direkt olarak da sohbet başlıyor vatandaşlar arasında. Yani ilginin de olduğunu görüyorum ben çünkü aslında oldukça faydalı bir program. Çok faydalı. Yapılan masrafın neredeyse %70'ini mi? %60'ı kadar, %70'i kadar. İyi bir rakam yani, çok güzel bir rakam aslında bakıldığı zaman. Gelirine göre çıkan bir şey var yani, bir yüzde var mesela. %40 karşılar, bahsen %75 karşılar, bahsen %20 karşılar ama gelire göre gidermiş yani, onu tam olarak kestiremeyiz. Ne kadar düşük gelirse o kadar daha iyi yanacak. Peki şunu sorayım, inşaat sektörü Halil'de şimdi onu yaşayanlardan biri olduğunuzdan dolayı da soruyorum. Kıymetli dostlar, ekonomik kriz malum yani ülkemiz Yunanistan'da 2010 yılında başlayıp şu anda 2022 yılındayız ama 2019 yılına kadar var olan bir krizin etkisi üzerimizdeydi. 2019 yılında Covid-19 çıktı ve belki de şu anda hala bir etkisini gösteriyor. Ömer siz de olumsuz etkilendiniz sanırım değil mi? Genç bir mühendis olarak. Tam da başladığım dönem aslında. Son bir dönemde başladım. Ama Allah büyük diyelim. Güneş ilgisi var. O şimdi artık gerçekten biraz demek bayağı bir etkiledi yani bu kriz, bu yeni inşaatlar ama... Duraksadı, işler duraksadı yani. Şimdi yurt dışında gelen vatandaşlarımız onlar yaptırdığı için bir tepişme oluyor yani. Bir hareketli var yani. O eski abilerin dediği tepişme yok yani. Şimdi biz onlara yetişmedik, şu anlar tam olarak bilmiyorum. Ama gene de bir şey var yani, bir hafif bir tepişme var. Ümit edelim her geçen sene daha yukarı çıksın bu rakamlar. Peki şimdi Ömer, tabii... mesleğine yeni başladın ve ne kadar girişken, aktif, faal olduğunu değerli dostlar Ömer'i daha önce de bildiğinden dolayı da kendisinin özellikle tercih etmiş olduğu mesleği ne kadar severek tercih ettiğini de biliyorum. Ben Batı Trakya'da başarılı olmak istiyorum ve bunun için de ben bu kriterlerine asla taviz vermeyeceğim. Dediğin kriterlerin var mı Ömer? Yani neyi öncelik koyuyorsun mesleğinde? Dürüstlük abi. Dürüstlük her şeydir yani. Bir insana karşı dürüst olduğun zaman
Geri kalan her şey kendiliğinden olur bence zaten. Yarın doğan olmadığı sürece her şey... Her zaman her şey rayında olur. Dürüst olduğun zaman, samimi olduğun zaman da halka da bunu güzel bir şekilde yansıttığın zaman, hissettirdiğin zaman da her meslek hangisi olursa olsun başarılı oluyorsun. Peki şimdi tabii bizi hem Millet Gazetemizi video bölümünden takip edecek olan hem de aynı zamanda da Çınar Efendi'den dinleyecek olan gönül dostlarımız var. Kıymetli takipçilerimiz, dinleyicilerimiz var. Seninle irtibata geçmek isteyenler seninle nasıl irtibat kurabilirler? İletişim telefonlarını vermem mümkün mü? Bulunduğun adres de şu anda. Aslında Gümrücü'ye de Cemal binası olarak biliyoruz biz bunu adını ama tam olarak adres olarak da söylememiz gerekirse biraz iletişim bilgilerinden bize bilgileri paylaşırsan iyi olur. Burası tam adres olarak Vasilios Pavlo 43 birinci kat. Yani Ramazan abi dediği gibi Cemal binasının, Cemal Kılıç dediği zaman herkes bilir. Cemal binasının birinci katındayım. Telefonumu da paylaşabiliriz abi, hiç problem değil yani. Tabii tabii. Söyleyeyim mi? Tabii ki söyleyebilirsin. Telefon numara 698-49-09-405. Ofisin telefonu da var. O yine 2531-0-700-58. Mail falan onlar. Onlar da var ama daha çok telefon... Telefon kullanıldığından dolayı... Diğer e-mail'lerde çok fazla ihtiyaç yoktur. Ve çalışma saatlerinde normal bildiğimiz, evet. Pazar hariç herhalde. Pazar hariç. Hafta içi sabah 8-8.30, öğle 2.30-3. Salı karşıma biliyorsun, akşam üstüne 9'a kadar geliyoruz. Cumartesi çoğuna dışarıda olma ihtimalimiz var. Denetimler için mi? Aynen. Bir de başka devlet askerler ediyoruz. O da var. Cumartesileri bazen sabah ofiste olmuyoruz yani ama... İşte o yüzden ben de iletişim. En önemli bir şey de gelmiş olsa bile yani telefonla daha iyi arıyoruz. Sonra bir saat kesip buluşuyoruz yani. Çok güzel. Peki değerli dostlar, biz kahvemizi yudumlarken aynı zamanda da kısa da olsa güzel bir söyleşiyle sevgili Ömer kardeşimizle gerçekleştirdik. Teşekkür ederim Ömer. Son olarak eklemek istediğin, halkımızla paylaşmak istediğin bir şeyler varsa bunu sorayım. Ondan sonra da ben teşekkür ederim. Geldiğin için bunu uzun zamandan sabah kahvesinin de kıymetli anlayı olsun yani. Uzun zamandan böyle yapacağız dedik. Bugüne kısmetmiş. Yine tabii ki yine de beklerim. Teşekkür ediyorum. Bu arada herkese saygılar, sevgiler. Teşekkür ediyorum. Bu arada kıymetli dostlar, şimdi tabii sabah kahvesi geleneğini halkımız öğrendiğinden dolayı şimdi yoldan radyo programına giderken bize de ne zaman uğrayacaksın diyen dostlarımız da var. Uğradığım dostlar da oluyor ama hadi böyle bir hayatı konuşalım dediğim zaman da böyle çekinenler haliyle doğaldır. Yani biz yıllarca radyoda program yapmamıza rağmen yeri geldiğinde hakikaten samimi söylüyorum, biz de o heyecanı yaşıyoruz. Dolayısıyla da kamera karşısında, mikrofonun karşısında konuşmak öyle basit bir iş değil. Onu söyleyebilirim. Ama Ömer kardeşim sağ olsun, abi kahvemi de ikram ederim, sohbetimizi de yaparız dedik. Aynen. Hakikaten de öyle oldu. Peki Ömer, çok teşekkür ediyorum. Ben mesleki hayatımda bir yıl önce bismillah dedim. Aynen. Rabbim işlerini hem senin hem de senin mesleğinde çalışan tüm dostlarımızın da mesleklerinde başarılı olmalarını temenni ediyorum. İnşallah. İyi çalışmalar diliyorum ben. İnşallah başka bir zaman tekrardan da ilerleyen zamanlarda da şunu sözünü alalım bari önümden. Şimdi yeni programlar çıkıyor bazen. Tabii. Böyle işte hükümetlerin değiştirdiği yasalar var vesaire var. İnşaat sektörünü ilgilendiren, ev yapmak isteyenler ya da var olan evlerde herhangi bir değişiklik, işte bu yenileme programı olduğu gibi bu tür konularda da herhangi bir yenilik olduğunda da kitabını da çalacağımızı bilmeni isterim. Bunun da sözünü almış olalım. Kıymetli dostlar, biz buradan sizlere veda ediyoruz. Gümrücülerimizin genç ve başarılı makine mühendisi sevgili Ömer Hacı Ali kardeşimizle sohbetimizi gerçekleştirdik. Sizlere onunla birlikte veda ederken farklı bir yerde, farklı bir sektörde, farklı bir değerli konuğumuzla tekrardan birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın diyoruz.